Selam olsun canlar. Valla biz kalktık. Bugün Selma'nın pek iyi değil. Acayip dünden migrenim tuttu. Ama gene de pes etmiyorum. Ayağa kalktım. Talha okulda, Sudenaz okulda, Ercan'ı işe gönderdik. Orçun uyuyor, Tuğçe ve ben. Üçümüz de evdeyiz canlar. Şimdi Orçun biraz acıktım anne dedi, kahvaltı hazırla bana dedi. Biz Ercan'la bir şeyler yaptık, Tuğçe ben. Üçümüz böyle Kellogg's falan atıştırdık. Orçun da acıktım deyince, hadi dedim Selma kalk, bir şeyler hazırlayayım Orçun'a, şöyle bir tabak hazırlayayım, kahvaltı tabağı dedim. Kalktım valla, hadi gelin size göstereyim neler yapacağım. Canlar bakın burada tost ekmeklerim var. Tost ekmeklerimin üzerine böyle peynirler bırakacağım ben. Size bilmiyorum, siz biliyorsunuzdur mutlaka da. Ben size bir fikir olsun diye sizinle bu tarifi paylaşmak istedim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir de çok pratik, çok kolay ve böyle değişik damak tadı, damak zevki olanlar için bence ideal bir şey diyorum. Fazla yapmayacağım. Orçuna göre yapacağım çünkü. Bakın canlar, böyle toz peyniriniz varsa toz peyniriyle oluyor. Eğer yoksa kaşar peyniri, dilimlenmiş kaşar peynirleri de bu işi görüyor. Hemen bunların böyle ağızlarını kapatacağız. Bakın bu şekilde. Ne yapacağız biliyor musunuz? İsterseniz bunları ikiye de kesebiliriz. Ama ben kesmeyeceğim. Bakın şuraya koydum. Burada ne var diye Selma anlatıyor da bunun içinde ne var? Bunun içinde de canlar iki tane yumurta kırdım. Şöyle bir kase kadar, orta boy kase kadar süt döktüm. Güzelce çırptım. Ekmeklerim burada biraz ıslanacak. Islandıktan sonra öbür tarafını da aynı şekilde ıslatacağım. İster istemez ellerimiz batacak artık. Batsın ama. Zaten bizimkiler yiyor, yabancı değil. Böyle ıslattım canlar. Öbür tarafını da çevirdim. Biraz çeksin diye de bekledim. Hem içine böyle bir çeksin biliyor musunuz? O sos. Ondan sonra buraya da tavamı koydum. Tavamın içine burada tavam var. Tavamın içine yağ sürdüm. Tavamın altını da böyle önce bir ısıtayım değil mi? Şöyle ısınsın, sonra tavamı da kısacağım. Ondan sonra da afiyetçe yiyeceğiz. Ya ben yemeyeceğim de Orçun yiyecek. Size de çok güzel bir fikir olsun. Umarım beğenirsiniz. Hoşunuza gider değerli dostlar. Benden size hani küçük bir tarif olsun istedim. Hadi şimdi ben başlayayım bunları pişirmeye. Oldu. Fransız tostu muymuş, bir şeysiymiş. Ya bizim yumurtalı ekmek de işte adını da böyle koymuşlar. Vallahi Orçun Bey kalksın bunları afiyetçe yesin. Hazırladık. Bu böyle Fransız tostuymuş. Bir de canlar bunu ben yabancı bir internet sitesinden aldım. Adam nasıl yapıyordu biliyor musunuz bunu? Aynı benim yaptığım şekilde hazırladı. Yumurta, süt, içine toz şeker attı. Toz şekerle çırptı. Aynı benim içine toz peynirini koydu. Aynı şekil. Ondan sonra aynı benim yaptığım gibi o sosun içine batırdı. Aynı tavada kızarttı bunu. Aynı şekil yaptı. Ondan sonraki aşama nasıl biliyor musunuz? Ondan sonra bunu aynı bu tabağa aldı. Yaklaşsana Tuğçe, öyle göstereyim. Bu tabağın içine aynı bu şekilde aldı canlar. Bunları böyle şu şekilde dörde kesti. Şunu böyle. Ondan sonra üzerine ballı şuruplar var ya, Akçaabat şurubu mu Ziyo. deniyor? Ya, o Türkçesi ne Tamam. diyor? O şuruptan bolca döktü bunun üstüne. Ondan sonra bolca pudra şekeri döktü. Yanına da orman meyveleri, muz, kivi. Ondan sonra aklınıza ne gelirse.
Yani aklımıza gelen tüm meyveleri onun kenarına güzel bir dekor yaptı. Üzerine bolca gene o soslardan döktü. Ve vallahi benim bile canım çekti. Ve adı da tatlı tuzlu Fransız tostu gibi bir şeydi. Yani tam şimdi Türkçe olarak şey yapamadım. Ya görünce dedim vallahi tatlı krizi olan hanımlar, bir de tarçın vardı pardon içinde. Aa dedim vallahi tatlı krizi olan hanımlar yaşadı hemencecik, canınız tatlım istedi. Yapıverin löp gönderiverin mideye. Ben bundan önceki bir vlogumda bu tosttan yapmıştık. Benim Sudenaz yapmıştı. İçine Nutella sürdük. Tostun kenarlarını kestik ama o kalın şey olan yerleri ekmeği. Onun içine güzel böyle bir oklavayla düz ettik merdaneyle. İçine Nutella sürdük. Onu gene bu şekilde katladık. Tarçınla toz şekeri karıştırdık. Bir şeker elde ettik. Ona buladık. Yumurta ve süt yaptık gene böyle. Ona da buladık. Tavada gene o şekil kızartıp üzerine bolca pudra şekeri tarçınına bir tatlı oldu. Gerçekten nefis oldu. Bence tatlı olarak da deneyebilirsiniz. Böyle damak tadını değişik lezzetler eklemek isteyen dostlar olursa. Ama bu tarifi de deneyin. Bunu da ben adamda görünce anam dedim tatlısı oluyorsa niye tuzlusu olmasın dedim. Birkaç sefer yaptım çocukların hoşuna gitti. Ve o günden belli böyle aklıma esti miydi yapıyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz canlar. Vallahi canlar güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Bir deneyin. Biz memnunuz. Biliyorsunuz hoşuma gitmeyen hiçbir şeyi sizlerle paylaşmam. Ha şimdi ben Orçun'u çağırayım. O bir güzel afiyetçe karnını doyursun. Ondan sonra gene beraber oluruz. Evet canlar. Kahvaltıyı Orçun yaptı. Biz de biraz yine ucundan kıyısından şöyle bir tırtıkladım. Bugün sizlerle evde bir ekmek yapalım dedik. Çok güzel bir ekmek canlar. Bu şöyle yakından göstereyim. Bakın canlar böyle çekirdekli bir ekmek. Üzerinde kabak çekirdeği ve ayçiçek çekirdeği olan bir ekmek yapacağız. Ben ara sıra böyle alıyorum, evde yapıyorum. Bundan bunun için de hani böyle küçük ekmekler de yapabiliriz. Normal uzun ekmeklerden de yapabiliriz. Ama ben dedim hadi bu sefer değişiklik olsun dedim. Bundan yapayım dedim. Çok ucuz. Şu gördüğünüz ekmek hamuru içinde her şeyi hazır. Yani siz hiçbir şeye koymayacaksınız. Sadece bize şu bir hamur makinesi var ya, isteyen elinde de yoğurur. İsteyemeyen de kendi şey makinesi olan da makinesinde yoğursun. Canlar, ocağım bu arada kirli. Daha ocağımızı silmedik. Yaklaştırsana Türkeciğim. Gene ben her ihtimale karşı bunun içini yıkadım. Ne olur ne olmaz dedim. Temiz olsun. Şöyle bir açamadım ha. Önce bir besmelemizi çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet dostlar bakın her şey içinde hazır. Ekmek hamurunun. Sadece ben buna su dökeceğim. 300 gram 300 milim bir su dökeceğim. Ondan sonra da hamurun makinesinin içinde bunu şöyle güzel bir karıştırtıracağız. Bir de şunu açabilirsem. Açtım. Yine de her ihtimaliyete karşı. Biz Türk kadınlar illa mayasız yapamıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da bir maya, hadi ucundan biraz dağıtayım. Şöyle bir şey de maya attım ben. Ama tuz muz hiçbir şey atmayacağım. Ondan sonra da içine de şöyle bir karıştırayım yine. İçim rahat etmez. Değil mi? Şöyle bir karıştırayım. Bakın içinde çekirdekleri falan hepsi içinde canlar. Oy. Her şeyi hazır. Bize sadece bunu karıştırması kaldı. O da makinamız karıştıracak. Biz değil. Şöyle arasını da açtım. Bismillahirrahmanirrahim. 300 milim kadar da suyunu döktük. Cıvık bir hamur yoğuracak bana. Ben bunları yoğuracağım. Burada makinamız da yoğrulsun dostlar. İçine bıraktım. Şimdi makinenin aparatını da takayım. O orada bir yoğrulsun. Hamurun cıvıklık halini de size göstereyim. Ben de şuraları toplayayım. Evet canlar bakın. Hamurumuz yoğruldu. Böyle cıvık bir hamur. Şimdi ben bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Kalıbın içine koyacağım ve uykuya yatıracağım. Şimdi ben yapayım onu. Evet canlar. Gel Tuğçe. Bakın hamurumuz, ekmek hamurumuz böyle yapışkan cıvık bir hamur. Efendim, şimdi ben bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Buna 300 milim bir su döktüm.
şöyle biraz karıştırdım, bir 300 milim daha, yani toplamda 600 milim su girmiş oldu bu hamurumuza. Efendim, burada da yağladım. Bolca unladığım bir kek kalıbım vardı. Biraz sanki bana hamur büyük gibi, ekmeğim ince mi ne çıkacak? Biraz kek kalıbım büyük geldi ama aman olsun. Ya maksat size göstermek. Buralarda hep un oldu. Kusura bakmayın artık. Birazcık pasaklı olacağız. Şimdi besmelemizi çekelim canlar. Hamurumuzu buraya dökelim. Bismillah. Çekirdekleri de gözüküyor. Tek elle de olunca biraz elimi ıslatayım, artık elimi vereceğim içeriye. Ne yapayım? Evet canlar. Bakın bu şurayı, kabarcıkları görüyor musunuz? Gördünüz mü? Hamur kendinden kabarıp duruyor. Bakın böyle cıvık bir hamur. Allah'ın izniyle inşallah utandırmaz beni. Şimdi ben bunun ağzını bir güzel folyalayacağım. Ondan sonra da üzerine ev mutfak bezi örteceğim canlar. Böyle bir şey bekleteceğim. Yarım saat bir bekleteceğim. Bir ağzını açacağım. Ondan sonra bir daha bakacağım. Yani toplamda bir saat bunu mayalamaya bırakacağım. Mayalandıktan sonra da fırınıma yollayacağım. Maksimum 60-70 dakika kısık ateşte pişireceğim. Ondan sonra da daha beraber oluruz. Canlar, Selma'nın ekmek hazır. Bakalım nasıl olmuş. Bakın kalıbım biraz pasaklı ama artık pasağımı hoş görün. Bu böyle çıktı. Bunlar yıkanacak. İçine su açayım onu. Bakın. Duyuyorsunuz mu? Sesini. Ama şu an sıcak. Bakın altı da. Dur suyu kapatayım öyle. Bakın canlar. Ses geliyor mu? Geliyor. Ekmeğimiz pişti. Bakın böyle nur topu gibi bir ekmeğimiz oldu. Yarın kahvaltı ekmeğim hazır. Canlar, ne diyecektim? Hani ben size o bir kiloluk hamuru göstermiştim ya, hatırlarsınız videonun başında. Onu normalde bu onu yarı yarıya yapacaktım. 500 gramını 600 gramıyla bunu yapacaktım. Ya bu migren benim var ya, bugün her şey alt üst oldu. İnanır mısınız? Ya şu ekmek beni bugün çıldırttı, delirtti. Normalde yaptığım her şey tam tepetaklak. Hamur taştı, döküldü. Ya öyle şeyler oldu ki anlatamam size. Tuğçe dedi ki, anne ne yapıyorsun? Sen normalde bu hamurun onun yarısını yapıyordun. Niye sen şimdi hepsini? Anam dedim, ben ne yaptım? Ya ne olursa olun, her günde yapsanız bir şeyi mutlaka bir yanlışınız oluyor canlar. Ya samimi söylüyorum, zaten suratım belli, böyle şiştim. Elim yüzüm, ben migren olunca elim yüzüm şişiyor. Sude de böyle dibimde. Ondan sonra inanın ya, yoruldum. Başım öyle ağrıyor ki, ilaç içtim gene. Onu anlatacaktım. Bu hamurdan bir kısmını aldım artık. Onu da burada fırınımda kirli, kusura bakmayın. Bugün fırında temizleyeceğim. Bakın bruçin yaptım. Minik ekmekler şeklinde. Onları da attım fırına, pişirdim. Bunu pişirirken fırınınızın içine ekmek yaptığınızda böyle fırın kaplarınız oluyor ya, onların içine su koyun, onun buharında pişirin. Onun altında su var. Bunu da aynı şekilde suyla pişirdim. Onlar dedim pişerken dedim zaten ocak falan silinecek. Fırınımın camları leş gibi, ne oldu? Bugün beni mağdur görün. Hatalarım olabilir bu vlog arasında. İnanın zorla ayakta duruyorum. Sırf siz değil, dostlarım için. Hava soğuktan itibaren benim başım, şu migren beni öldürüyor. Gözümü bile açamıyorum. Bu sırada da basit, kolay bir akşam yemeği yaptım. İnanır mısınız? Çocuklara dedim ki, yavrum ne yapayım size dedim. Aman o Orçun özellikle. O da dedi ki, anne hadi dedi, spagetti tavuklu makarna yap dedi. Canlar bu o kadar güzel oluyor ki, bakın. Hatta ben bir gün böyle dün oturdum. Böyle işte YouTube'dan böyle bir kanala bakıyorum. Benim bu tarifin aynısını bir yemek kanalında gördüm. Anam kaç izlenmiş biliyorsunuz mu? 4.5 milyon izlenme almış. Aa dedim, Ercan bu benim tarifim ama dedim. Ercan dedi ki, Selma sen yapıyor, sen de izlenmiyor ama dedi, başkası yapınca izleniyor dedi. Şans meselesi ya. İnanır mısınız? Ben şok oldum. Dedim ya, bu böyle haksızlık olmaz. Gerçekten hani kadın da diyor ki, ilk defa göreceğiniz bir tarif.
ya böyle bir tarif yok falan. Ben bunu yıllardır yapıyorum dedim ya, nasıl ilk defa falan. Şaşırdım kaldım. Bizde 300 izlenme, onlarda 4.5 milyon izlenmeyi, samimi söylüyorum, şok oldum. Bakın bunun içinde ne var? Defalarca söylüyorum, yapın canlar. Yeşil biber var, paprika biber var. Ondan sonra sarımsak var, kuru soğan var. Önce etlerimi kavurdum, ondan sonra o sebzeleri içine attım. Orçun beni izliyor. Orçun geldi. Ondan sonra canlar, zeytinyağısı var, sarımsağı dedim. Domates attım, kabukları soyulmuş. O hanımefendi kabuklarını bile soymadı, domatesi de öyle attı. Tabii zevk meselesi tabii ki, o damak tadına göre. Kimisi kabukları şeklinde de sever. Ondan sonra kekiği var, karabiber, kırmızı biber, toz biber, kimyon. Bir de şey var, soya sosu var. Onlarla güzel bir sos hazırladım. Bakın samimi söylüyorum, yapın. Güzel makarnanızı da haşlayın. Haşladıktan sonra makarnayı da bunun içine dökün. Alın size güzel bir akşam yemeği. Kahvaltıya da evde ekmek yapın. Hani bu çekirdekli ekmeklerden sizin evlerde yoksa, aman marketlerde. Normal bu buğday unları satılıyor, biliyor musunuz? Onu alın. Bakkallar, marketlerde gene bu kabak çekirdeklerim, çitilen çekirdekler var ya, onlardan alın. Benim evimde yoktu, ben üstüne ondan dolduracaktım. Vallahi evde çekirdeğim yoktu, sadece içindeki olanlarla dedim, ama bugün de migrenim var ya, ne yalan söyleyeyim, hiç özenmedim. Ondan sonra siz kendiniz yapabilirsiniz. O esmer unlardan alabilirsiniz, buğday, tam buğday unlarından, böyle esmer olanlarından alın. Eve getirin canlar, içine doldurun ya, ben bana kalsa ben avuç avuç ay çekirdeği, normal çekirdeği, kabak çekirdeği doldururum. Susam atabilirsiniz. Çörek otu, çörek otu mu? O neyse, ondan atabilirsiniz. İnanın kendiniz yapın. Onun içine ben biraz maya atıyorum. Siz de maya atın. Ekmek mayası var ya, böyle bir tatlı kaşığı. Ondan sonra tuzunu atın. Hani kendiniz yapacaksınız ya. Suyla da yoğurun canlar. Çok cıvık, çok da katı olmasın. Böyle kalıbınızın içine dökün. Bir saat dinlendirin. Ondan sonra bir bakın kabarıyor. Kabardıktan sonra fırın kabınıza su koyun 200 derecede. 45-50 zaten o sizin, siz benden daha iyi biliyorsunuz yapılışını. Öyle 30 derecede pişirin. Alın size mis gibi sağlıklı evde yaptığınız bir ekmek. Bakın deneyin bunu, samimi söylüyorum. Çok da yani memnun kalırsınız. Vallahi biz arada diyorum ya, yapıyorum ben. Yarın kahvaltıya yeriz. İnşallah Allah nasip eder, yarını görürsek. Dediğim gibi bugün de yemeğim çok kolay oldu. Mutlaka deneyin. Makarnamı da haşlayacağım birazdan. Güzel, onu da ona katarım. Çok kızlar istiyorsa yanına bir salata yapsınlar. Hiç halim yok. Anam bu ekmekleri yanmasın da onları da alalım. Bence bunlar da tamam Tuğçe'cim, Sudenaz'cım. Bu ekmekleri de alayım ben. Onları da bir soğutayım. Ondan sonra da Allah kerim canlar. Bakalım daha bizi neler bekliyor, değil mi? Bakın buharda çıktı. Onlar da güzel oldu. Tıkır tıkır oldu. Onları da yeriz. Yakın olsanız beraber yerdik. Hadi çıkın çıkın gelin. Beraber yiyelim. Ben şunları bir fırından çıkarayım. Evet canlar. Bakın fırından ekmekleri biraz sıcak. Bakın canlar. Duyuyorsunuz mu? Bakın. biraz sıcak yandım. Ekmekleri. Ah çekirdeğim olsaydı üstlerine böyle böyle çekirdek dolduracaktım. Ama maalesef yoktu. Olsun. Biz de bugün içindeki çekirdeklerle idare edelim. Ne yapalım canım. Vallahi bir de canlar bu maseko. Şimdi ben bu ekmekleri de bu tarafa alacağım. Bu ekmek soğuyunca içini keser. Mutlaka size o dokusunu da gösteririm. Benden kaçmaz. Maseko hem var kirlenmiş. Yani kirlenmiş derken kireç tutmuş. İçine sirke döktüm. Şimdi onu bir de şu... Neydi adı? Fırın ekmeği pişirdiğim kek kalıbını yıkayım. Fırınım leş gibi. Fırınımı sileceğim. Bugün siler miyim, silmez miyim? İnanın hiç keyfim yok. Ya yapayım, yapmayayım. Bazen böyle oluyorum. Hiç halim yok ya. Bugün çok kötüyüm. Ya da diyorum şu ekmekleri de kenara aldıktan sonra bir kahve alayım. Gene sizle biraz sohbet edeyim diyorum. İnanın bugün çok kötüyüm. Ne olur bana dua edin. Şu migrenden kurtulayım. Şu başımı böyle sarıp oturasım geliyor. Gözlerimi bile yani açamıyorum. Samimi söylüyorum. Sırf siz değil kıymetli dostlara. Hani bugün vlog, hani vlogsuz geçirmeyin. Merak ederler olur diye.
Tamam canlar, ben sizi daha tutmayayım. Ben şu ekmekleri de bir kaldırayım. Günah, ben böyle bekleyince de gıcık oluyor. İlla hemen hemen yapacağım. Şunları kaldırayım. Nasıl kokayım? Bir kek kalıbımı yıkayayım. Beraber oluruz. Bakın ekmeğim, hani şimdi Selma kız bize göstermeden çekiyorsun. İçi pişmemiştir belki diye dostlar vardır. Bakın buruçinim hala sıcak olmasına rağmen hala bakın buharı çıkıyor. Gördünüz mü? Nasıl, ay elimde şey olmuş. Bakın canlar hala sıcak. Daha bakın burada telli ama buharını belki görüyorsunuzdur. İçleri pamuk gibi, bakın bir de mis gibi pamuk gibi hamur olmuş. Bunlar da hala sıcak. Bakın bu şeyleri hala sıcak. Ama canlar bakın Allah aşkına. Gördünüz mü? Zaten ekmekler böyle göz göz gözenekleri varsa şunlar, ekmek tamamdır efendim. Ekmeğim sıcak olduğu için kesmek istemiyorum. Çünkü hamur daha dinlenmesi lazım. Ama sizin için şeyde bir hanım, vlog çeken bir hanım var. Diyor ki dıkı testi yapıyor. Vallahi yapıyor. Bakayım nasıl olmuş. Ben yaptım. Bismillah. Çekirdeği az olmuş. Ama güzel. Vallahi güzel. Zaten sürekli yapıyoruz da sadece benim eksiğim çekirdeğinin biraz daha fazla olmasıydı. Ha, var mı çekirdek? Ağzımıza geliyor. Ama ben böyle çok çok olacak. Tuğçe de şimdi bana kahve yapıyor. Kahvemi fincanı niye gösteriyorsun Tuğçe? Şurada yer misin? Çok güzel olmuş. Ah, kızlar istiyor. Al Tuğçe. Yiyin bakayım, bir şey olmaz. Ayşem bu içliği ye. Güzel değil mi? Güzel. Samimi söylüyorum. Keşke yakın olsa. Can kızlar, vallahi sizin hepinize göndermek isterim. Ben bizimle giderken bu undan, samimi söylüyorum gerçekten. Keşke annem yanımda olsa da size söylese. Hatta bana gülüyorlar buradaki komşular. Kızı ne yapıyorsun sen mi? Bunlar pirinç bile götürdü biliyor musunuz? Almanya'da, pardon, Almanya'dan Türkiye'ye pirinç bile götürdüm ben. Ne bulduysam götürdüm. Dozelerde burada hani hoşuma giden malzemeler oluyordu dozelerde. Onları bile doldurup doldurup, araba büyüktü bizim. Kızla uçakla gidiyordu. Ercan, ben, Talha'da arabayla arkalarından gidiyorduk. Arabanın içi boşuydu. Vallahi elime geçeni dolduruyordum. Bu unlardan 15-20 tane paket koyuyordum. Çünkü benim annem Türkiye'de de bu ekmeklerde yiyor. Ondan sonra annemi ben Türkiye'de yapıyordum. Tabii Türkiye'deki fırınları ben biraz anlamıyorum ama anladığım kadarıyla pişiriyordum. Annemin çok hoşuna gidiyor. Hatta diyor ki kızım izine gelirken ekmek hamurunu da unutma dedi. O öyle aklıma geldi bu ekmeklerde. Ay dedim, ben durun dostlara yapayım. Ama benim dediğim gibi çekirdeklerim buralarından böyle, ben istiyordum ki o çekirdeklerim gözüksün. Olsun, Sude olabilir. Sude hışkırmış. Kız biz doğal biliyoruz kızım, bir şey olmaz. Bizim eksiğimizi dostlarımız kapatırlar. Tamam ama sen de Tuğçe. Hışkırık tutmuş kızı. Bizim eksiğimizi can dostlarımız görmeyin ne olur. Bugün ekmekleri yaparken de Tuğçe diyor ki anne diyor oluyor ya, bir şey verecek bana, onu diyor durdurayım da vereyim mi? Kızım ne olacak diyorum ben de kıza. Biz doğalız valla, çekim hatalarım oluyor. Ondan önceki vlogumda da bulaşık makinesini iki kere eklemişim. Valla oluyor, ne yapayım. Ben sizlerle beraber büyüyeceğim. Sizlerin desteğiyle olacak.
İşte böyle canlar. Umarım bu ekmeklerimi beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Siz de dediğim gibi marketlerde siyah esmer unlardan vardır. İçlerine sizin zevkiniz, o hayal gücünüz. Dolun, takın, takıştırın dediğim gibi. Evinizin mutfağının şefi sizsiniz dostlar. Evin başbakanı, cumhurbaşkanı sizsiniz. Siz ne istiyorsanız Allah'ın izniyle de onlar olsun. Rabbim Halil İbrahim bereketi versin de mutfaklarımız dolsun, tatsın da. Biz hanımlar da şef dolalım, şah dolalım, padişah dolalım. Hiç vallahi canlar hiç şey yapmayın. Takmayın kafanıza, bakın benim sonuç mikrem. Ama gene de ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Şimdi video şeyi kapatınca kamerayı eşarbımı böyle bir bağlarım. Şöyle bir dinlenirim. Kahvemi içerim. Daha makarnamı haşlamadım. Fırınım leş gibi. O yüzden fırınımla sizi fazla yüz yüze gösteremiyorum. Ama şimdi ilaçlar dalarsam fırına migrenim daha da tetikleyecek. Artık bir iki gün fırınımı kirli göreceksiniz. Ne olur. Açıkça söylüyorum. Pasağımı görmezden gelin. Bu ara bana müsaade edin. Çünkü çok ağrıyor başım. Bugün sizlere böyle bir ekmekçikler yaptım. Elimden geldiğince bir kahvaltılık tarifi verdim. Diyorum ya, o da migrenime denk geldi. Onu da tam kıvamıyla yapamadım. Tavanın altını yaktım zannettim. Yakmamışım. Yani kısık ateşe bırakmışım. O ayrı bir stres etti. Ekmek hani koduğunuz zaman size bu püf noktalarını ben bilerek veriyorum. Benim hatama siz düşmeyin diye. Tavanızı ısınsın. Yağsını sürdüğünüz zaman ve o toz ekmeklerini yumurtaya bandırdığınız zaman sıcacık tavaya koyduğunuzda cızır cızır etmesi lazım. Ben onu unutkanlığıma geldim. Biraz da hastaydım o yüzden. Hatta Tuğçe dedi ki, anne dedi, bak dedi, tavayı ısıtmadın dedi. Toz ekmeğim tavanın dibine yapıştı. Normalde hiç olmaz ama böyle siz dostlarıma bir şeyler göstereceğim zaman hep aksilikler beni buluyor. Olsun ya, aman zaten ben şanssız biriyim. Olsun, böyle olsun. Neyse canlar, şu ekmeklerin başında günah konuşmayayım. Ben bunları güzel ekmek kaplan içine bırakayım. Hem orada kendi kendilerine soğusunlar. Ben de şu kahvemi alayım. Birazcık dinleneyim. Ercan gelince de bakalım ekmekleri ne diyecek, bakalım ne beğenecek mi? Ona da bir yemek servis ederiz. Ercan Bey'le de siz dostlarımıza Allah'a ısmarladık ederiz. Hadi canlar. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Vallahi ben işten geldim. Gözlerimden belli. Yoruldum. Bir yandan da Allah başımı, karnım acıktı, acıkmadı değil. Selma dedim, Selma dedim, sen benim soframı hazırla dedim. Sağ olsun, o da hemen hazırladı kızımla beraber. Ondan sonra da ben bu ekmeği çok seviyordum. Bu son kaç günlerdir yapmıyordu, 1-2 haftadır. Vallahi bugün de kayaya telefon açtım, görüntülü bak bak dedi, ne yaptım dedi, ne yaptın kız dedim. Ekmeği gösteriyor. Vay dedim, isterim dedim. Bir de ben bugün bizim buralara sürdüm hep. Kız dedim, bana dedim, çayına dedim, bu ekmekten bir dilim getsin. Aman dedi, çok yorgun dedi, kim getirecek şimdi dedi. Dedim kızlar gelsin, onlar da yorgun. Onlar da yorgun dedi. Yani anlayacağınız, bana ekmek gelmedi, bir tur sonra çay geldi. Bak şimdi Allah, şimdi inkar edemem, çay verdi. Sandwich, onu da yaptı. Tamam, ekmek arası yaptık ama benim ekmeğim vardı. Ben bu ekmeği istedim de yollamadı annem, ben biliyorum. Kıcırına yollamadı. Ben karnım acıktı arkadaşlar. Ben yemeğimi yiyeyim. Siz sohbete girin. Ben acıktım. Vallahi acıktım. Hoş geldin Selma. Sen ne yapıyorsun Selma? Yorgun bir halin var Selma. İş mi yaptın Selma? Ne oldu Selma? Heyecanlar. Ben acıktım Selma. Sus Selma. Konuşma Selma. Canlar vallahi o kadar başım ağrıyor ki. İlaç içtim. Ay canım, hiç kıyamam ha. Var mısın? Var mısın? Dostlar inanın o kadar başım ağrıyor. Bir de üşüyorum. İnan bu ellerim buz gibi. Başım böyle ne? Ağrıyor. Ercan mı? Sıcacık. İnan o kadar yorgunum ki. Ercan'ın da karnı bir bu kaldı. Ercan da doyursun karnını. Tuğçe kaldırır sağ olsun. Kahve içeceğim ben. Valla Ercan, ne içersen iç, kendin yaparsın. Biz yorgunuz, halsiziz. Üşüyorum. Bizim bura havalar bu günlerde gene soğuk. Ondan sonra. Çalışan benim, yorulan o ha. 8-9 saat otobüs sürüyor. Oturduğu yerde. Biz akşama kadar ev işi nankör, siz de biliyorsunuz. Ya inanın bakın. Ercan bundan hiç anlamıyor. Geçenlerde bir 5-6 gün evde kalmıştı. Ne dedi biliyor musunuz?
Ay Selma çalışmak iyiymiş kız dedi. Niye evde duruyorum ki, gideyim ben çalışayım dedi. Aman ev daha zormuş dedi. Yani bir dediği bir dediği. Sen beni evde çalıştırıyorsun, o yüzden istemiyorum ben izin. Ben dinlenmek için duruyorum evde. Çalıştırıyor. Yok ama Selma elinde mi bak. Arkadaşlar bilir, araba süren de bilir bunu. Gerçekten 7-8 saat araba sürmek... Tamam Ercan, biz sana bir şey insanın demiyoruz. İnsanın beli ağrıyor. Ama keşke çenen çeneye vursa. Benim var ya ağzım için eşliğim yok. Kulaklıklara takıyorum. Geceler, geceler, zalim geceler. Şarkı Ercan, söylüyorum. Ercan, başım ağrıyor. Ha, sen burada mıydın? Buradayım. Evet, konuş Selma. Konuşacak bile halim kalmadı. O kadar kötüyüm. Canlar gördünüz ya. Bakın çocuklar, buruçinlerden 3 tane falan kaldı. Ekmeklerimiz gerçekten... Pardon. Arkadaşlar bakın gerçekten nefis. Tavsiye ederim. Ekmeğim elleme Selma. Bir de çok güzel kokuyor. Tuğçe giriyor çıkıyor. Ekmekten alıp yiyor. Ekmeğimi niye elledin Selma? Elini yıkadın mı Selma? Yıkadım. Yani, neyse canlar. Çay versene bir tane. Tamam Ercan, bir yemeğini ye. Salatanı bitir. Sonra da ekmekle çayı ye. Ay aman çayı. Çayın da hazır. Demledik. Çayını da demledik. Vallahi Allah razı olsun Tuğçe. Yani ben yapıyorum ama arkayı bırakıyorum. Kızın üstüne attım bugün. Çocuk uğraştı, yaptı yapacağını falan. Ondan sonra babasının tabağını da hazırlamış. İnanın ben içeride yatıyordum. Hadi dedik bir dostlarımıza dedik, bir Allah'a ısmarladık edelim dedik. Ondan sonra Ercan da hem dedim yemeğini yersin. Valla benim karnım acımdı, kimseyi görmüyorum ben, kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse canlar. Valla bugün de videomun sonu. Bitti mi? Daha yemeğim bitmedi. Ay Ercan, o sen onu sabaha kadar anca yersin. Necmi abla diyor ya, yavaş yersen diyor, kilo almazsınız diyor. Ben sabaha kadar yiyorum. Şey, Ercan, sabaha kadar onu orada mıy mıy yer durur. Onun için Ercan'ı beklersek işimiz zor. Neyse değerli dostlar. Lütfü bacım, benim mantım nerede? Kapatamadık. Benim mantım nerede? Mantım. Lütfü'ye taş sana geldi bacım. O gece ben duydum, Selma dedi ki ana Ercan bak kim ne yapıyor biliyorum. Afiyet kim ne yapıyormuş olsun dedim. Lütfi bacımız dedi mantık. Tamam, abo dedim, vah Selma, ah dedim, vah vah vah. Vah. Afiyet bal şeker olsun Lütfişim. Ne güzel, oh iyice etmişsiniz, yemişsiniz. Evet canlar. Sen ne yaptın? Ercan hastayım, sus da bir video kapatayım. He, ben işten geldim doğru ya. Anam. Adam bir şey herhalde, ne aldı ne bir şey derler, hani bir şey almış derler ya. Öyle görmemiştim ödüyordum. Vallahi neyse, bugün bir keyfi yerinde. Ben hastayım herhalde, ondan keyfi yerinde. Bu erkekler öyle ha. Benimki üzülüp gelirler yatacaksın, hanım hastaymış diyeceksin. Adam neredeyse zil takıp oynayacak. Niye yatıyorsun Selma? Ben migrenim olunca fazla konuşmak istemem. Uyumayı tercih ediyorum. Allah var. Evet dostlar, Ercan sustu artık, burada kapatak. Aa. Tamam. Vallahi başım ağrıdı. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, büyüklerim, ablalarım, abilerim. Bizden bugünlük böyle olsun. Yanlışımız, kusurumuz olduysa da affedin. Vallahi inanın elimden geldiğince kendi çapımda bir şeyler yapıyorum. Buraya kadar izlediniz, beğendiyseniz kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum bırakıp da bizi de mutlu ederseniz gerçekten minnettar oluruz. Gel. Sloganımız neydi? Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkça kalın. Ve Almanya'da gurbetçi Ercan'la Selma'da kalırsanız memnun oluruz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Diyorum bırak diyorum kanalı bana, patlatayım diyorum. Yok diyor, sen beceremez diyor. Hoşçakalın, dostçakalın, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.